ailemizde, yakın çevremizde çokça insanlar gözaltına alındı, tutuklandı. 14 yaşında ilk eylemimi yaptım ben arkadaşlarımla beraber. Fakir fukara köye, zengin Kadıköy. Anayasayı savunmak ne zamandan beri suç olmuş? HDP şu anda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar Armağan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin tamamına bakın en eskisi benim bir kısım şeyi anlatmak istemiyorum ama o çok üzüldü. Bizde olan yani CHP kimli olanlara üç kat kardeşim. CHP kimli olmayanlara birer. Gürsel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Gürsel Bey aslında ne iş yapıyorsunuz? Ee, daha önce ticaretle uğraşıyordum, petrol işi yapıyordum. Sonra tabii Kadıköy Belediyesi'nde belediye başka yardımcısı olunca o günden itibaren ticareti bıraktım. Sadece şu anda milletvekilliği görevi yapıyorum. Peki milletvekilliğinden gelen maaş insanı yeten bir şey mi? Çünkü genel olarak milletvekillerinin avukatları hariç hep yaptıkları başka işler var. Evet bana yetiyor yani başkalarına yetmiyor olabilir. Fazlasıyla yetiyor özellikle insanların 5500 lira geçindiği bir ülkede milletvekili maaşı bir insana yetmiyorsa o başka bir şeydir. Yani sizin nasıl harcadığınız önemli. Ee, çok şükür bize yetiyor. Milletvekilleri hep şey diye dertleniyorlar ya Gürsel Bey. Çok insan ziyarete geliyor işte efendim. Ee, çay kahve parasına yetmiyor bizim maaşımız diye dert yanıyorlar ya. Yo, onlar da ya tabii ki ben benim gibi teşkilatta gelmiş insanların işi daha zordur. Doğal olarak da tabii çok geniş bir yelpaze ile ilişkileriniz var. E, talepler de oluyor. Bu talepleri imkanınız koşulları içerisinde karşılık verebiliyorsunuz. E, onun için böyle bir e, yani e, siyasette büyük bir zenginleşme var. Belki biraz sonra o sorunuza da cevap vereceğim. Maalesef e, Türk siyaseti çok kirlendi. Bir siyasetçi olarak bunu ifade etmek zorundayım. E, dünyanın hiçbir yerinde ben aynı zamanda e, agit üyesiyim. Dünyanın birçok ülkelerinde de seçimleri izlemiş, gözlemiş bir insanım eee dünyaya baktığımda bize baktığımızda bizde siyasetin ne kadar kirlendiğini, siyasette ne kadar orantısız zenginleştiğini görüyoruz. Böyle olunca da sokaktan milletvekili, belediye başkanı, vatandaş potansiyel hırsız gibi görüyor. Ben onu hissediyorum, görüyorum. Ama umut ederim ki Türkiye'de bir gün tıpkı Batı standartlarında olduğu gibi milletvekili, belediye başkanı da şeffaf olur, hesap verebilir bir durumda olur. Ama ne yazık ki mümkün değil. Sayın Erdoğan geçen ilk kez e, doğru bir cümle kullandı. Daha önce aslında Sayın Davutoğlu kullanmıştı ama Sayın Erdoğan e, eğer etik yasa çıkarırsak ilçe başkanı da bulamayız demişti. Ama son günlerdeki bu yolsuzluk tartışmasından sonra yolsuzlukla mücadele edebileceğini ifade etmişti. Bunun için bir yasaya gerek yok aslında onun altını çizerek de ifade etmek istiyorum. Azerilerin çok güzel bir atasözü var, der ki vurmayacağı ondan belli, elini yeke taşa atıyor. Valla İngiltere'de, Almanya'da ya da Belçika'da, dünyanın çeşitli demokratik ülkelerinde siyasetçi ticaret yapamaz ya da siyasetçi yolsuzluk yapamaz diye bir yasa yoktur. Ama kurallar vardır o kurallara. Herkes uymak zorundadır. E, Türkiye'de bir kuralsızlık olduğu için e, siyasi partilerin kendi anayasaları var. Mesela e, hiç kimse kendi anayasasıyla kendi milletvekillerini, kendi belediye başkanlarını ya da yolsuzluğa, arsızlığa bulaşmış insanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor. E, bütün siyasi partiler e, kendi iç mekanizmasındaki bu kirlilikle ilgili e, kendi anayasasını işletirse e, zannedersem ee, bu sorunun üstesinde gelebiliriz. Ama öyle bir suç ortaklığı oluşmuş ki bu suç ortaklığını bozmak da çok zor gibi geliyor bana. Nerede doğdunuz, büyüdünüz Gülsahab Bey? Ben e, uzak doğdu, Ardahan'da. Aa, evet Ardahan'da doğdum, büyüdüm. Çok güzel bir yer. Çok güzel. Ardahan Milletveki'ye değilsiniz ama değil, değil mi? Değildim İstanbul Milleti. E, Eylül'den sonra e, İstanbul'a yerleştik e, ve bin... 1981 yılından itibaren de İstanbul'dayım. Kadıköy'de ikamet ediyorum. 12 Eylül'den böyle hani 12 Eylül'den sonra diye e, söyleyince 12 Eylül'de bir şeyden mi kaçıp geldiniz yoksa? Hayır, kaçmadım ama 12 Eylül'de e, e, ailemizde, yakın çevremizde çokça insanlar gözaltına alındı, tutuklandı. E, biz daha o zaman çok e, küçük yaştaydık. Ben 16-17 yaşındaydım. Liseyi bitirir bitirmez İstanbul'a geldim. İstanbul'da da işte çeşitli işlerde, güçlerde çalışıp ayakta durmaya çalıştık. Çeşitli işler, güçler derken? Yani aklınıza gelebilecek her türlü işte çalıştım. Buna garsonluk değildir. Zaman zaman sosyal medyada benimle ilgili bu cümleler var. Hizmet sektöründe birçok insanlar gibi elbette biz de ayakta durmak için her işte çalıştık. Bu küçümselecek bir şey değil. Şimdi garsonluk ee, yapmak ayıp bir şey değil E Maalesef şimdi mesela e, saray çocukları bunları çok küçümsüyor. işte çaycı, garson e, küçümsemeleri. bunlar görüyorum işte sosyal medyalarında. E, kişisel olarak bana benimle ilgili eleştirileriniz olabilir ama milyonlarca e, hizmet sektöründeki insanların e, incinmesini doğrusu ben de istemiyorum. Ama bu alışkanlık var. Bunları söyleyenler de ne gariptir ki şimdi onların da geçmişlerine baktığımızda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde gelmiş ama şimdi zenginleşmişler. Siyaset zengini ve iktidar zengini olunca başkalaşıyor ve başkalaşınca da insanları küçümsüyorlar. Yıllar önce Hülya Aşarşoğlu'yu yapıyorum. Hülya dedi ki Orhan Pamuk'u Hülya Aşarşoğlu'ya çağıralım. Ben de işte gençlik cesareti aradım. Beş yıl ortaklık yaptım ben, koca evinde. Bir özel şirketin hukuk müşahidiydi. o kadar komik yani. Bir akşam saat dört, benim telefonum çaldı. Arman Bey yetişin, güllü bağmadan kesmek üzere <laughs> Gece üç buçuk evin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim. Aç benim de dedim, yantar soruyor. Ayva'da taşınca son doğum günü. Herkes orada. Yıldız en son geldi. Tek çocuk musunuz Gülistan Bey? Hayır, e, biz sekiz çocuğuz. Sekiz kardeşsiniz. Sekiz. Herkes İstanbul'da e, mı? Rahmetlik e, annem bir gün rahatsızdı. İşte, e, doktora götürdüm doktor bir İngiliz profesör geldi. Bir ona da gösterelim dedim demişlerdi. çıktık tabii. Biz doktor soruyor anneme işte geçmişiyle ilgili, ailesiyle ilgili bir soruda kaç doğum yaptınız sorusu olmuştu. Ona ben cevap verdim. 12 doğum deyince adam şaşırdı tabii yani 12 doğum böyle eşyanın tabiatına aykırı. Tekrar sordu. Tekrar söyledim. Ee, dedi ki anneme e, bu rahatsızlıklarınızın hiçbir önemi yok dedi. 12 doğum yapmışsınız. 12 doğum yapmış. 4 çocuk yaşamamış ama 8 kardeşiz. 8'imiz de hayattayız. Üst abi ne okudunuz? Ben liseyi bitirdim. Daha sonra Erzurum Edebiyat Fakültesine kayıt yaptıracaktık ama sonra olmadı. İstanbul'a geldik. Kader maalesef öyle bir şey oldu ki tekrar işte son bir yıl önce sınava girdim. Yine şimdi sınavı kazandım. Edebiyat Fakültesine kaydım, yaptım. Devam edeceğim. Hangi? İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi değil, İstanbul Kültür Üniversitesi. Hangi bölüm? Edebiyat? Evet. Kadere bak. Türk Dili ve Edebiyatı mı? Türk Dili ve Türk Dili ve Edebiyatı. Gidiyor musunuz okula? Tabii ki. Aa. Ben de gireceğim bu sınıfına. Ee, çok iyi olur yani. Bence de iyi olur. Biz Biraz gecikmeli oldu aslında. Daha önce de düşünmüştüm ama kısmet. Bu, bu birinci sınıftasınız. Birinci sınıftayım. Hmm. Türk siyasetinde genel olarak mesela Bülent Ecevit ile başlayan bir şey değil mi o? Bülent Bey asla Cumhurbaşkanı olamayacaktı. Ee, hiçbir zaman da olamadı zaten de Olabilir. ama eğitimi sebebiyle de Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı adayı dahi olamadı. Ee, mesela siz bir daha üniversite okumakta böyle sayıklar mı var hani? Hayır 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 öyle bir say sayıklar yok da ee, Sayın Ecevit ile ilgili biliyorsunuz maalesef siyasetin e, cilvesinde bu var. Ee, çok eğitimli aslında e, Sayın Ecevit. Im. Çok entelektüel. E tabii yani eğitim sadece e, diploma ile olacak bir durum değil. Ee, keşke o yasa değişmemiş olsaydı. Ee, o yasa sadece Sayın Ecevit'in cumhurbaşkanı olmaması için değiştirilen bir yasaydı. Parlamentoda muhalefetin sayısal çoğunluğu da vardı. Bu yasayı çıkardılar. Eee al bu yasa olmamış olsaydı belki darbe de önlenmiş olabilirdi. Çünkü Sayın Ecevit cumhurbaşkanı olmuş olsaydı e, biz belki bir 12 Eylül'le karşılaşmamış olacaktık ama Maalesef zaman zaman Türk siyasetinde bu cilveler oluyor. Benim öyle bir talebim yok sadece. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama, Belli mi olur siyasetin nereye gideceği abi? Tabii benim şöyle bir durum var yani Armağan Bey. Ben siyasette bir plan yapmış bir insan değilim. Bu bir kariyer değildir yani plan yapabilirsiniz. Ama 17 yaşında partiye gittim. 18 yaşında gençlik kolu başkanı oldum. O günden itibaren siyasetin hemen hemen bütün kademelerinde görev yapan bir insanım. Nereden geliyor siyaset merakı? Aileden mi? Şöyle aslında ailede anne baba siyasette çok uzak ama abilerim tabii o zaman çok siyasiydi. Benim ee, çocukluk yıllarım yani o 14-15 yaşlarındaki yıllarım aynı zamanda e, siyasetin en yoğun ve e, Türk solunun da en e, güçlü olduğu dönemdi. Ben e, Göle'de doğdum büyüdüm. Göle'de işte çeşitli geçmiş dönemlerde e, sol e, siyasal yapıların da çok güçlü olduğu bir dönemdi. 14 yaşında ilk eylemimi yaptım ben e, arkadaşlarımla beraber. Yazın orman işletmesinde çalışıyoruz. Hayatımız hep çalışmayla geçti. Yani 14 yaşından itibaren sigortalıyım. Yazın orman işletmesinde çalışıyorduk Kışın da tabii okula gidiyordu. Biz e, olağanüstü bir kesim var ormanda. Bu bizi rahatsız ediyor. Çocuk aklımızda müzakere ediyoruz, konuşuyoruz. Ne yapılabilir, nasıl önleyebiliriz? Ama tabii bizim yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Bir pazar günü kahvaltı yapıyorduk. Ne yapabiliriz? Dedim ki ormanın girişinde tek yol var. Bir patika yol. Bu yolu kazıyabiliriz. Yani en azından traktörlerin, kesim makinaları ve kamyonların girmesini engellemek için. Saatlerce yolu kazıdık. Ertesi gün sabah pazartesi günü kamyonların girmeyi olanakları olmadı tabii. E, kim olabilir? Jandarmaya e, ihbar edilmiş. Jandarma e, hepimizi gözaltına aldı. Bizi kamyona, e, bir kamyonet gibi bir şeyle gelmişlerdi. İlk kez silahlı güçler görüyoruz karşımıza, 7-8 tane jandarma. E, karakola gittik. E, kim yaptı? Önce tabii biz üstlenmedik ama tabii birer tokattan sonra üstlenmek zorunda kaldık. Sonra bizim orman bölge müdür geldi adı Ömer Bey'di yaşıyorsa gerçekten kendisine saygılarımı iletmek istiyorum. Ölmüşse de Allah rahmet etsin ölmüş olabilir çünkü o zaman 40-45 yaşlarındaydı. Sahiplendi bize evet yani bu bir doğal katliamın karşısında bir duruştur dedi bu çocukların. bunlar Ben bunların kefiliyim dedi. Ve biz o gün işte onun bize sahiplenmesiyle gözaltında bırakıldık, işimize devam ettik. Sonra da tabii lise lise yıllarında bütün o sol siyasal hareketlerle yakın ilişkilerimiz oldu. O ilişkiler doğal olarak bizi politik bir mecraya sürükledi. Sonra da SHP'nin işte sodepin kuruluşundan itibaren... Bütün o sürecin içindeyim Altı tane de genel başkanına çalıştım. Gülsah Bey aileniz de mi sosyal demokrattı? Benim bildiğim hani Ardahan biraz minniyetçi ve muhafazakar evet. bir yerdir. E ailem şöyle onu da söyleyeyim. Annem babam muhafazakar yani ailemin önemli kısmı muhafazakardı. Ama abilerim solcuydu yani... E, muhafazakar. Birisi etkilemiş olmalı değil mi abinizde? Nasıl? abilerinizi birisi etkilemiş olmalı? Abilerim okullarda etkilendiler tabii öğrenci olunca okullarda etkilendiler. E, muhafazakar bir anne babanın solcu çocuklarıyız. E, doğal olarak da her iki mahalleyi de çok iyi biliyoruz. Yani zaman zaman o il başkanlığı dönemindeki bizim e, öteki dediğimiz öteki mahallelerle iletişim kurma tartışma şeylerimiz çabalarımız hep tartışma konusu olmuştur. arkasında bir güçler aranmıştır. Örneğin 28 Şubat dönemindeki özellikle bu başörtü meselesi konusunda çok tepkiliydim. Yani bunun bir doğru olamayacağını, insanların yaşam biçimini ve sistemlerin dizayn edemeyeceğini, bunun yanlış olabileceğini ifade etmiştim. Hatta Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı iken yanımda bir başörtülü kardeşimiz, benim yardımcımdı, benimle beraber çalışıyordu. O tabii hem içeride hem dışarıda bir sürü tantanalar koptu. Efendim işte arkamızda bir şey aranıyor, işte Yahudi lobisi, Amerika… Bir sürü şeyler, hikayeler uydurulur maalesef öyle. ...kulakları çınlasın şimdi rahatsız. Yalçın Hoca da bununla ilgili bir kitap yazdı yani işte ailemizin Yahudi olduğu ile ilgili al bu ki bizim bölgemizde yani Ermeni falan denilse belki bir nebze olur da bu hikayelerde olmuştur. Bu da tabii bize o yaşadığımız iklim hem muhafazakar mahalle aynı zamanda sol dünya iki mahalleyi de çok iyi bildiğimiz için. Ee, acaba bir sentez diyebilir miyiz? Kendi çabamızla zaman zaman bunu yapabildik. Zaman zaman da engellendi tabii. Babanız ne iş yapardı Gülsün Babam çiftçiydi, tarımla uğraşırdı. Hala yaşıyor mu? Hayır yaşamıyor. Annem başınız. de babam da rahmetlik oldu. Ardahan'la ilişkiniz kaldı mı? E, ee, tabii yerimiz, yurdumuz, topraklarımız var ama çok da ilişki. Birinci derecede akrabalarımız yok ama ikinci derecede çokça akrabalarımız Gider var. Misiniz? E, Valla seçimden seçime gidiyoruz. <laughs> Maalesef öyle ama. Seçimden seçime gidebiliyoruz. Sizin şu anda parti meclis üyesi plan mısınız siz? Ben milletvekiliyim. Sadece, sadece şu anda milletvekili. Yani partinin yönetici kademesinde bir görevim Değil, yok. yok. Değil. Geçenlerde bir cümle kurdunuz. Başınız günlerce derde girdi. Hayır, benim başım derde girmedi. Yani ben e, bu işlere çok alışığım. Biraz önce ifade ettim. 28 Şubat'taki söylediğim cümleler şu anda herkes kullanıyor. Yine işte İstanbul İl Başkanı iken çok sıradan bir işti. Bir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak İstanbul'da Büyümek istiyorsunuz, iktidar olmak istiyorsunuz. İktidar olmak için de her katman, her kitleyle iletişime girmek zorundasınız. Sultan Gazi'de bir arkadaşımızı AK Parti'den istifa ettirdik ve bizim partimize dahil ettik. Katılım töreninde çokça kalabalık bir salonda Sayın Genel Başkanımız, eski Genel Başkanımız Sayın Baykalla biz, salona girdik. Tıklım tıklım dolu. Hemen sahneye çıktık ve bizde aday olacak arkadaşımızın rozetini taktı. O rozet takılırken kız kardeşi ve kuzeni, bunlar da çarşaflı olan iki kardeşimiz. Biz de partiye katılmak istiyoruz dedi. Lan. Ve katıldılar. Ya son derece insanı, son derece böyle bir bir plan, bir proje gibi takdim edildi. Ee, ama orada da şunu gördüm ki maalesef Türkiye çok enteresan bir e, basına, e, televizyona e, ve siyasete hakim. E, konuşulması gereken, tartışılması gereken o belediye başkanı olacak şahıs hiç tartışılmadı. Kimdir, in midir, cin midir? Yani şeriat mı getirecek falan? Hayır, o iki kardeşimiz sıradan, e, iki kardeşimizin, yaşam biçimleri, giyim kuşamları günce, günlerce tartışma konusu oldu. Hatırlıyorum. Çok ayıptı. Şimdi 15 ay önce Sayın Çiçek'e bir soru soruluyor bir kanalda. Sayın Çiçek de bütün siyasi partilere bakanlık verilebilir cümlesi kullanıyor. Onun üzerine de ertesi gün bana da soruldu Habertürk'te. Dedim ki ortada bir anayasa var. Anayasa değişmediği sürece... Bu anayasa herkes için geçerli. Sonra işte malum 3 hafta önceki ya da bir ay önceki bir televizyon programında televizyoncu arkadaşımız haklı olarak 15 ay önceki sizin savunmuş olduğunuz noktada mısınız deyince hiç dedim yani aynı noktadayım. Anayasa değişmediği sürece ben bu anayasaya yemin etmiş bir insanım. Bu anayasa bütün siyasi partiler için geçerlidir. Kimin ne olup olmayacağını da millet karar verir. Kaldı ki ben bakanlık dağıtan bir müessesenin başkanı falan değilim. Bu benim haddime de değil. Yani bir partiye ya da herhangi bir partiye bakanlık tahsis etmek. Ama ne yazık ki başta Cumhuriyet Halk Parti yöneticileri ve İyi Parti yöneticileri Hatta meslektaşlarınız, gazeteciler, televizyoncular, bir kısım sanatçılar, sözde sanatçılar. Bunların hiçbirisi benim konuşmamı dinlememişti. Hiç kimse. Neye bakmışlar? Ne ya, Evet. Akit gazetesinin ve Ahber'in manşetine bakmışlar. Mesela orada ne diyor? Gürsel Tekin dedi ki bakanlık vereceğiz. Hatta bir tanesi. Bakanlık vereceğiz. Bakanlığın bir tanesinde ulaşım, milli savunma bakanı olacağını ifade etmiş. Şimdi ben gördüm ki evet ya büyük bir pespayalık var ya ayıptır yani insan ya bir durun kardeşim bu adam ne konuşmuş bir bakalım yani sadece bir soru soruluyor soruya şu cevabı veriyorum diyorum ki Anayasa değişmediği sürece her partiye verilebilir. Gazeteci arkadaşımız, televizyoncu arkadaşımız soruyor. HDP'de, elbette HDP'de dahil. Bu Bunun aksini söylesem suç işlemiş olurum. Ama ne yazık ki günlerce bu tartışma konusu oldu. Böyle Ve zamanlarda, bu, pardon Gürsel Bey, böyle zamanlarda partiden birileri arayıp ya ne yaptın Gürsel falan diyorlar mı? Yoksa o öyle e, hayatın akışı içinde e, başka unutulup gidiyor mu? Ya şöyle, e, yani ben e, doğrusu bir kısım arkadaşlarımıza çok kızgın olduğum için hiç kimsenin telefonuna bakmadım. Neden bakmadım? Aslında e, yani o malum gazetelerin, televizyonların başlığına değil. Arkadaşımızı arayalım, bir soralım. Hadi beni de aramadınız. Yani konuştuklarım YouTube'da, televizyonda. Ona bakarsınız ne söylemiş? Ben uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Nasıl bir cümle kullanacağımı çok iyi biliyorum. Yani partimi zora düşürebilecek ya da altılı masayı sıkıntıya sokabilecek bir cümle kullanmış falan değilim. Önce iyi Partili arkadaşlar böyle bir feryat figan aman falan filan. Yani ben ayar verilecek bir insan değilim ama öyle bir şeyim ki hani yerim dar kusuruma bakmasınlar şimdi. Ya yok işte öyle bir kargaşa yaratıldı ki sanki altılı masanın bu şeyini enfekte ediyormuşum gibi oldu. Bir kısım da şöyle cümleler kullandı. Doğal olarak da benim bunlara kızmam herhalde insani bir meseledir diye düşünüyorum. Kim konuşturdu falan şimdi mesela. Arkada bir plan arıyorlar. Yani tıpkı o başörtülü kardeşimize sahip çıktığımız gibi efendim İsrail mi Amerika mı bilmem ne böyle bir manyakça bir psikopatça bir paranoyak bir durum yaşıyoruz siyasette. Bir telefon kadar size yakınım ya ne dedin kardeşim? Aynı cümleleri 16 ay önce de söylemişim. 16 ay önce hiç kimse bu meseleyi kendine dert edinmemiş. 16 ay sonra kıyametler kopuyor. İstisnasız yani işte e, Kraliçe öldü, dünyada çeşitli ekonomik krizler oldu, Rusya-Ukrayna savaşı. Hiçbir şey kesmedi, halen tartışmaya devam ediyor. Bu tür hallerde ne yapıyorum? İki gün sonra e, Kırtasiyeciler Fuarı vardı. Hemen gittim, dedim ki ahali ne düşünüyor acaba, ne oluyor? Bu ara tabii o kadar telefon alıyorum ki, aklınız ayağınız durur. Anadolu'nun dört bir yanında... İnsanlar destekliyor. Yani bu cümleyi kullanmamama rağmen insanlar yanınızdayız, helal olsun, çok doğru yaptın. Kayseri'sinden, Yozgatı'ndan her yerde bölgesel olarak. Ee, ne oluyor dedim buralarda insanlar nasıl düşünüyor? Fuarda iki, iki buçuk saat kaldım. Gelen sarıldı, giden sarıldı. Helal olsun demekler oldu. Sonra dedim ki başver ya ben ne anlattığımı... Millet anlamış. Siyasetçiler, gazeteciler, televizyoncular nasıl anlayacaksa anlasın. Hiçbir itibarı da yok. Oradan şu noktaya gelebilir miyim? Ben 107 tane genç arkadaşımızla bir çalışma yaptık. Birçok çalışmaları yapıyoruz. Benim Sudanlı bir arkadaşım var. El Üniversitesi'ni birincilikle bitirmiş. Daha sonra Ottu'ya gelmiş. Ottu'da da dereceyle bitirmiş. Çok zeki bir çocuk. Altı dil biliyor hem bizim gençlerle ilgili uzmanlık alanı olduğu hem de Orta Doğu Asya'daki gençlerimizle ilgili çeşitli zamanlarda çalışmalar yapıyoruz. Ya 5 yıl önceki Z kuşağı çalışmasının ilk şeyi de biziz. Biz bu çalışma yapmıştık. Gördük ki e, Türk medyasının e, yani o devasa plazalardaki e, televizyonların 3-4 televizyonun etkisi sizin etkiniz kadar olmadığını gördük. Bunu sanmıyorum olarak edin. söylüyorum. Sağ ol. hayır, hayır, sadece siz değil. Yani izleme oran tek tek bende rapor var. Dijital medya var. kadar. Dijital medya. Yani bu ne demektir? Türk medyasının da Türk siyaseti gibi ne kadar çürüdüğünü gösteriyor. Herkes bir kendini gözden geçirsin. Sürekli yalan ve yanlış haberlerle siz toplumu konsolide edemezsiniz. Tam tersine. Herkes her şeyin farkında. Öyle zamanlarda insan siyasetçi. Olduğuna pişman oluyor mu Gürsel Bey? Keşke bu işe girmeseydim diyor mu? E oluyor. Olmaz değil. Tabii ki oluyor. Mesela e, ya tabii bu bir insanın kendisini ifade etmesi o kadar zor bir şey ki e, girdiğim günden itibaren özellikle Cumhuriyet'in kurucuların tamamına baktığınızda başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çoğunluğu yetim çocuklarıdır. Kimsesizlerdir. E, ve çok ciddi çaba sarf etmişlerdir. Kendi ülkeleri için, vatandaşı için. Hiçbirisi de bir servet peşine koşmamış. Tam tersine. Kendi imkanlarını, olanaklarını da kendi ülkelerine seferber etmişler. Ben partiye girdiğim günden itibaren partim için çok ciddi çaba sarf ettim. Yani... Her alanda Çünkü çeşitli dönemlerde çok zor dönemlerde geçirdik 1999'da barajın altında kaldı adeta bir kampanyayla karşı karşıya kaldı Parti hiçbir yere gitmedim yani öyle zikzaklarım işte şu parti bu parti gideyim şey içinde olmadım ve bu çaba içerisinde de olabildikçe temiz kalmaya çalıştık yani ne kadar kaldık onu Allah bilir bir de devlet bilir. Çünkü her şeyimiz çok rahatlıkla devlet izliyor, gözlüyor. Bütün bu çabalara rağmen zaman zaman böyle bir haksızlığa uğradığınızda yanınızda yoldaşlarınız, arkadaşlarınız yoksa elbette bir kızgınlığınız, bir öfkeniz ve aynı zamanda da bir pişmanlığınız oluyor. İnsan niye siyasete girer? Vallahi ben e, yani servet için girmedim önce o onu söyleyeyim. söyleyeyim. Şu anda e, bugün e, başka bir kanala gideceğiz. O da yabancı bir kanal. E, Söyleyebilirsiniz. Bizim için sakıncası yok. Evet, e, ben İstanbul'da çeşitli ha göç haritaları yaptım. Bu haritanın bir tanesi. E, Özellikle İstanbul'la ilgili İstanbul ve İstanbul'a benzer büyük şehirlerdeki göç haritalarını yaptım. Ee, çok büyük göç var biliyorsunuz İstanbul tarihimizde ilk kez göç veriyor ve büyük bir göç veriyor. Ee, i̇kinci şeyi mülteci ya da adına işte sığınmacı ne derseniz deyin. Düzensiz, düzensiz göçmen, düzensiz göçmen. Çok da düzensiz olduğunu zannetmiyorum. Yani adeta bir devlet projesi gibi çünkü e, özellikle e, sınır bölgelerine Van birçok yerlere Doğu Best'e gittiğimizde kuş uçmaz aslında yani o kadar kolay değildir. Yeni teknolojiyle hiç kimsenin girme şansı yok. Bütün buna rağmen eğer e, mülteciler geliyorsa bu bir isteyerek yapılan bir iştir. Bir, nedenini tam çözebilmiş değiliz. O haritayı çıkardım. Şimdi bu şeyden sonra bir televizyon programda işte Sayın Fatih Altaylı'nın programında ifade etmiştim. Zenginleşen siyasetçiler, gazetecilerle ilgili tabii zenginleşen deyince kimse üstüne alınmasa herkes zenginleşebilir. Çalışır insanlar zenginleşir. Kimsenin servetinde gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama kamu imkanlarıyla zenginleşenler, devlet imkanlarıyla zenginleşenler, zenginleşip sonra göçe tabi tutan olanlar. Bu nedir şimdi? Şimdi bende iki, bir harita, iki harita var. Haritanın bir tanesinde daha önce açıkladım Cumhuriyet gazetesinde de manşette haber oldu. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde dayanamayıp çok büyük sefalet, büyük bir yoksulluk olduğu için dayanamayıp köyüne kasabasına gitmek zorunda kalan binlerce insan var. Şu anda İstanbul Belediyesi'nin tersine dönüş birimi var. Orada 3400 hane sıra bekliyor. Çünkü tükenmiş bitmiş. Nereye gidecek? Köyüne gidecek. Bir şey söyleyeceğim. Geri dönmek için İstanbul Belediyesi'ne başvurmak mı gerekiyor? Anlamadım. Çaresiz, imkansız nakliye parası çok yüksek olduğu ha. için bir nakliye parası 50-55 bin lira. Ya taşınmak 55, için belediyeden yardım belediye alıp... başvuruyorsunuz. Belediye sırayla Anadolu'nun çeşitli bölgelerine, köylerinize, kasabalarınıza sizi götürüyor. Bugüne kadar 10.800 hane götürmüş. Şu anda da 3.442 hane son bir hafta önce edindim bilgi sıra bekliyor. Bunlar kayıtlılar bildiklerimiz. Tabii bunlar çaresiz olan. Yani nakliye imkanı olmayan, bitmiş, kirasını ödeyememiş, hacize düşmüş, elektrik parası, parasını ödeyememiş insanlar. Bunlara bakıyorum kim bunlar? Çoğunluğu AK Parti seçmen. Köy ve kazan. Nereden, hangi ilçelerde ve nereye gidiyor? İllere de baktığımızda işte başta Batman, Ordu, ne bileyim Samsun, Erzurum, çeşitli illere insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Hangi ilçeler İlçelere bakıyorum? İlçeler işte Esenyurt gibi, Bağcılar gibi, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Arnavutköy ve çeşitli böyle İstanbul'un çeperlerindeki ilçeler e baktığımızda da yine AK Parti seçmeninin kitlesinin yoğun olduğu. İkinci göç de bu ilçelerde. Geçmiş dönemde orada belediye başkanlığı yapmış, siyaset yapmış insanlar onlar da göç ediyor. Onlar nereye göç ediyor? Onlar da Kadıköy'e. Fakir fukara köye, zengin Kadıköy. Niçin göç etmek zorunda kalıyor? Çünkü o kadar orantısız bir zenginleşme oldu ki o siyasetin içinde ya da belediyede görev yapmış insanlar. O mahallede yetişmiş olduğu o lokasyonda herkes birbirini tanıyor. Aynı camiye gidiyorsunuz, aynı cemaatte buluşuyorsunuz. O zaman işte çocuklarınızın bindiği araç, yaşam biçiminiz, varlığınız ister istemez onu irite ediyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz de göç edeceksiniz. O göç haritasına baktığımızda işte Kadıköy'e, Beşiktaş'a, Şişli'ye, Sarıyer'e, Efendim'e söyleyeyim Beykoz'a büyük bir göç olduğunu görüyorsunuz. Yani kısacası Türkiye'nin en büyük sıkıntılarında zenginlerle yoksullar arasında Büyük uçurum var. Zenginler derken benim kastetmiş olduğum siyaset zenginlerini kastediyorum. Ee, dünyanın herhangi bir ülkesinde seçilmiş milletvekillerinin kamuda ihale alması söz konusu bile olamaz. Bırakın kendisinin yakın çevresinde, ailesinde, çocuklarında hiç kimse yapamaz. Ama Türkiye'de o kadar olağan bir hale geldi ki daha işte son dönemlerde yaşamış olduğumuz Sedat Peker'in de açıklamış olduğu bu Erzurum milletvekili hikayesi hiçbir şey olmamış gibi davranıldı. Bir ülkenin bakanı kendi şirketiyle devletin kurumuna ürün sattı. Bu sebeple mi girdiniz siyasete? Hayır ben bu sebeple Ben bu ülkenin biraz önce Cumhuriyet'in kurucuları ile ilgili düşüncemi ifade etmiştim. Tıpkı onlar gibi bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin yoksullarına, insanlarına nasıl faydam olabilir diye benim bütün giriş çabam buydu. Onun dışında hiçbir çabam yok. Yani. Ama ne yazık ki başarılı olamadık. Kusuruma yani onu da ifade edeyim. Çünkü az kalıyorsunuz. Örgütlü bir toplum yok. Örgütlü toplum sürekli baskı altında. Öyle bir e, her yapıda bir suç ortaklığı oluşmuş ki siyasette, basında, medyada, ee, ve sivil dediğimiz adına sivil toplum dediğimiz işte ne bileyim ticaret odası, sanayi odası bütün buralarda bir suç ortaklığı oluştuğu için bunu bozmanız da ancak nasıl olur? Ee, doğrusu bir e, suç ortaklığı bozulursa dağılabilir ama şu anda da böyle bozulmuş gibi gözükmüyor. Biz kendi imkanlarımızla, olanaklarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz HDP ile ilgili bakanlık cümlelerini kurduktan sonra gazetelerde ve haber bültenlerinde bir haber girdi Hı. ve dediler ki altılı masanın artık e, <gülüyor> <gülüyor> e, altılı altılı masayla ilgili artık e, milletvekillerinin demeç vermesini CHP yasakladı. Oldu evet. mu böyle bir şey yoksa bu da aspragas mı? Ee, söylediler ama ben e, ben yasaklanacak bir insan değilim. Hiç kimse kusuruma bakmasın çünkü e, neyi yasaklayabilirsiniz? Ben Kışlada değilim öncelikle onu söylü. E, partimin tüzüğüne, partimin e, ilkelerine ters davranacak bir insan değilim. O konuda e, şeyim bilirim yani ölçümü bilirim. Ama e, bir garip bir şeydi böyle çıktı birileri. O konuşmayacak, bu konuşmayacak falan filan. Vallahi ben kışlada değilim. Yani söylenmesi gereken doğru cümleler ne e, neredeyse onu çok rahatlıkla kullanırım. E, partimin de kurumsal kimliğine asla zarar vermem. O söylemiş olduğum cümleler tam da benim partimin kurumsal kimliğine yakışır cümlelerdi. Anayasayı savunmak ne zamandan beri suç olmuş? Kardeşim eğer bu konuda rahatsızlığınız varsa değiştirin anayasayı. Ona hiç itiraz yok. HDP şu anda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar Armağan Bey. Yani bütün siyasi partiler gibi AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti nasıl iktidarsa HDP de orada iktidar. Grup başkanları var, meclis başkanları var, idare amirleri var, altlarında kırmızı plaka arabalar var. Ya böyle bir iki yüzlük olamaz. Yani bir garip bir şeydir Türkiye'nin. Bütün meselelerini bir tarafa ötelemişler. Tartışılması gereken konuları tartışmıyoruz. Tartışılmaması gereken konulara ne yazık ki muhalefet de bu tuzağa düşüyor. Muhalefet bu tuzağa nasıl düştü? İşte 2-3 gazetenin yanlış başlık şey manşetleriyle e, yorumlar yapıldı, tartışmalar oldu. Ya benim böyle bir ee, asker değilim. Ben sonuç itibariyle bir bireyim. Kullandığım cümleleri de altını çizerek söyledim. Bu benim bireysel düşüncem dedim. Sizi yani çok... bu ne zamandan beri ben ben askerken böyle değildim yani. Bu, bu, böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Sizi çok kızgın gördüm. Kızgın, kırgın. It, kırgınım evet. Tabii ki kırgınım. Yani ya empati yapın. Benim yerime koyun kendinizi ya. Ya şu cümlelerden dolayı mesela şimdi arkadaşlarım çıktı. Arkadaşlarımızın çok suruma bakmasın. Ben hepsinden eskiyim şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin tamamına bakın. En eskisi benim. Arkadaşlarımın hepsini siyasette onlara da emeğim olmuş. Ya bir telefon diye bir şey var kardeşim. Yetkisi yok. Efendim ee, kendi özel kişisel düşüncesidir. Allah Allah. Yani tabii ki ben zaten ifade etmişim. Bir de bu cümlede ne var? Bir biri bana anlatması lazım. Beni ikna etmesi lazım. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili bir demokrat bir solcu bir insana bu soru sorulduğunda nasıl bir cevap verilir ben onu çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani insanlar anayasayı sok, yok sayıyor, anayasaya e, e, yok sayan insanlara siz cevap benim sadece teknik bir olayı izah ediyorum. Bildiğim kadarı siz avukatsınız. Evet. Teknik bir olay. Ya bir teknik olayın izahatı nasıl oldu da buraya geldi? Soru açık, Cevap çok net. Ama tartışma fırtınaları kopardı. Ama cevabı dinleyen yok. Ama bir şey oldu. Her işte her şerde bir hayır var. Ee, yani aklınıza gelebilecek çok önemli kitleyi de arkama konsolide ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu da önemli bir şey. Bir daha milletvekili adayı olmayacakmış gibi konuşuyorsunuz. Ben milletvekilliği hiç kimsenin ricasıyla, kimsenin şeyle, milletvekili ya da ne bileyim siyasette olmuş bir insan değilim. Tamamen kendi çabalarımla. ilçe başkanlığında belediye üyeliğinden tutun, gençlik kolu başkanlığında bütün süreçlerde kendi çabamla gelmişimdir. İl başkanlığı da teklifle olmuşumdur. Yani efendim birilerinin eteğine sarılayım, biri beni tayin etsin, ben tayinli sistemden, biz olan bir insanım. Yani dünyada böyle atamalı, tayinli sistemin siyasette bir büyük bir çürüme yarattığını ve doğal olarak da şimdi zaman zaman parlamento da şu tartışma var. Ya vekiller niye itiraz etmiyor? Edemezler kardeşim. Edemezler çünkü atamalı bir milletvekili, tayinle gelmiş belediye başkanı, milletvekilinin kendi partisinin yöneticilerine itiraz etme şansları yok. Ama ben itiraz kültüründe büyüdüm. Babama itiraz etmişimdir. Yani başkalarına niye itiraz etmeyeyim? İnandığım doğrular konusunda her zaman itirazımı yaparım. Gençken de hep dik başlı mıydınız? Aslında çok dik baş değilim. Ama e, ya bir böyle e, şeyde değilim. Yani koyunda değilim. Esma. kusuruma bakmasın. E, Doğruya da doğru demek bizim e, insani görevimizdir doğruları savunmaya devam edeceğim. Anladığım kadarıyla çok üzülmüşsünüz Gürsel Bey. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ee, yani bir kısım şeyi anlatmak istemiyorum ama çok üzüldüm. Üzüldüm nokta ne biliyor musun? Onların öyle pespaya kullanmış olduğu cümleler değil. Bir kısım sözde kendisini solcu olarak tarif eden gazeteciler, televizyoncular, yazarlar Sözde yorum yapıyorlar işte. Çıkıyorlar akşamları biliyorsunuz. Hepsi bilge kişi ya. Efendim şimdi zamanı mıydı? Allah Allah mesela. Benim nasıl hangi zamanda konuşacağımı o beyefendi tayin edecek. Başkası kim konuşturdu? Ya yani beni kim konuşturabilir mesela ben çok merak ediyorum ya. Bu cümleyi kullanan o hasiyetsizlere soruyorum kim beni bu 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 bu, bu cümle sizi kızdırmaz mı yani? Neyi anlatmak, neyi söylemek istiyorsunuz? Şimdi bunları dinleyince ya irite oluyorsunuz. Bunlar nasıl cümleler? Ya kim konuşturdu? Zamanı mıydı falan? Mesela bir doğru cümle kullanmanın ne zaman olup olmayacağını o beyefendilere soracağım. Şimdi onlara bakıyorum. Allah Allah kim? Yani hani bir deyim var ya dinime küfreden bari Müslüman olsa. Bakıyorum Allah kim bunlar kardeşim? Yani kirlilik düz boy. Ya kardeşim bari siz söylemeyin yani. Başkaları söyleyebilsin. Yani beni eleştirecek insanlar. Ben eleştiriye açık bir insanım. Gazetelere, televizyonlara bakın. Belki Türk siyasetinde benim kadar eleştirilen kimse olmamıştır. İnanılır gibi değil. 50 tane, 100 tane manşet görebilirsiniz. Bir tanesi de doğru değildir. Tamamen asparagas yalan. Hiç kendi üstüme alınmış değilim. Ama ailemde bu cümleler gelince yani mensubu olduğum siyasi partinin yöneticilerinde böyle saçma sapan cümleler olunca e doğal olarak da tabii ki bir alınganlık gösterirsiniz. Yani ben hepsinin e, serecesini bilen bir insanım. Böyle bu, bu cümleler olabilir mi? Benimle ilgili söyleyebilecekleri hiç kimsenin bir cümlesi olamaz yani. Pişman oldunuz mu? Söyledim mi? Hayır hiç pişman olmadım. Siyasete girdiğinizde pişman oldunuz mu? Hiç. Ya şimdi yani tabii pişmanlık çok şey ben... anlık e, Anlık. E, tabii öfkeleniyorsunuz ama hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Ama e, hatalar yapmıyor musunuz? Kusurlar işlemiyor musunuz? İnsansanız bunların hepsini yaparsınız. Yani yapmamanız mümkün değil. E, ama ben e, şunu çok... E, Açık söyleyebilirim ki bütün bu söylediklerim, geçmişteki söylediklerimin tamamının sonra geriye dönüp ya ne kadar doğru söylemişim dediğimde görüyorum. Yani siyasette yapılma, yapmanız gereken şu parti mensubu olduğunuz partinize ilkelerine, kurallarına, tüzüğüne, anayasasına uygun davranıyorsanız e, ee, hiçbir sözünüzü sakınmayacaksınız. Armağan Bey babanı sarıyor dediler. Efendim baba dedim. Allah belanı versin. Ha telefonu kapattı. Uuuu. <laughs> baba Bak bak kuşum aydın dedi. <laughs> Hiç böyle. O Armağan değil o Armağan değil. kira verene kadar onu konuşacağız. Hürsü abi, siyasette ömür boyu gidecek bir şey değil ya. Tabii ki değil. E ondan anladığım kadarıyla siyaset şu anda neredeyse hayatınızın yüzde sekseni, doksanı. E valla biraz öyle oldu. Biraz da bu benim kendi tercihim oldu. Hiç kimse ya bana şunu yapın falan demedi. Ya yani kaldı ki benim gibi siyasetçi milletvekili arkadaşlarımızın önemli kısmı son derece rahattır yani. Ee, ama ben bir garip bir şey, işte 6 yıl önce bizim bir otobüsümüz var, halkın otobüsü. otobüsle Türkiye'yi dolaştım. 90 bin kilometre yol dolaştım. 90 bin. Ee, Birçok yabancı gazetelerde de çokça haber olduk. Örneğin Japonya'nın 10 milyon satan gazetesinde haber olduk yani. Fransa'da, işte Almanya'da birçok gazetelerde, televizyonlarda. Amerika'da bir üniversite işte iki gün bizim otobüsle bizimle dolaştı. Kendimize göre bir hem bir sosyolojik çalışma yaptık. Yani ne olabilir? İki, hep şuna takılmışımdır. Yani işte Türkiye'de şöyle bir zaman zaman çok konuşulur. İşte sol 30-35, sağ 60-65 falan. Durumu böyle olmadığını sahada çok rahatlıkla vatandaşların evet sol partilere oy verebileceğini görüyorum o çalışmalarda da onu da gördüm yeter ki o duygularına dokunun ve onlara güven verin bu 90 bin kilometrelik çalışmamızı kimse merak etmedi yabancı gazeteler televizyonların dışında merak edenler olmadı ama gerçekten çok büyük bir çalışma oldu. Zaman zaman verileri paylaştığımızda da herkes merak ediyor. Nereden alıyorsunuz bu verileri deyince. Veriler işte bu çalışmalarda ya da seçilmiş muhtarlar. Ben aynı zamanda muhtarları milletvekili olarak takdim ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle biz atanmış insanlarız. Yani siyasi partiler kendi milletvekillerinin listelerini yazdığı zaman milletvekili oluyorsunuz. Ama adı belli milletvekili. Milletin vekili kim seçmesi lazım? Milletin seçmesi lazım. Milletin seçtiği vekiller değiliz. Milletin seçtiği vekillerle ilgili çalışmalarımızı çoğunlukla ben muhtarlarda alıyorum. Türkiye'nin dört bir yanında uzun süredir muhtarlarla ilgili çalışmalarım var. Şunu soracaktım. Ee... Siyasetten sonrası için planınız ne? Siyasetsiz mi hayat düşünebiliyor musunuz aslında? E tabii ki de. Hayır ya biz böyle 24 <laughs> 24 saat yani siyaset kölesi falan değiliz tabii bizim de sosyal yaşamlarımız var, geziyoruz, tozuyoruz, dolaşıyoruz her insan gibi. E, ama e, galiba ben biraz bilerek ya da e, isteyerek e, biraz daha fazla yük almışım sırtımı. Onu görüyorum. E, bunu bu rejim değişene kadar bu çabam devam edecek. Çünkü önümüzde bir seçim yok. Önümüzde bir rejim değişimi olacak. Ya bu rejim değişecek ya da bu rejim hepimizi teslim alacak. Ortası yok. Bu rejim değişmesi konusunda e, 24 saat çaba sarf edeceğim. Sonrasını Allah bilir ne olacağını bilemem. Son soru. Sosyal medyada e, sizle ilgili sürekli yazılan, çizilen bir şey var. Çok var. Diyorlar ki Gürsel Tekin Türk siyasetinin en zengin insanı. <laughs> Böyle mi? Evet. Gerçekten çok zengin. Yüreğim zengin. <laughs> Böyle buna bağlayacağınızı biliyordum. Evet insan. yüreğim zengin. Zenginlik hani Anadolu'da bir deyim var. Eşek tavlanmayla eti yenilmez. İnsanların parası olmayla insan olmaz. E, param yok. Servetim yok. Ama onurum, hasiyetim, şerefim e, çok yüksek. Öncelikle onunla çok övünüyorum. Ee, bu laf olsun diye söylemedim. Ee, ben e, Türkiye'deki bütün yolsuzluklarla ilgili çok mücadele ettim. İstanbul'un rant haritasını çıkardım. İstanbul'un rant haritasında kimlerin ne kadar çaldığını tek tek yazdım. Bir baba it bana dava açamadı. o Benimle ilgili kimin elinde ne varsa mesela çok merak ediyorum. Yani bunu sosyal medyada yazanlar Allah Allah. Ya Belediye başkanı olmadım, bakan olmadım, başbakan olmadım. Niye bu soru soruluyor? Çünkü size e, yap, yapabilecekleri bir şey yok. İçeride ve dışarıda bu sadece içerideki tartışma değil. aynı Dışarıda değil aynı zamanda iş tartışmada da bunu görüyorum. Parti içinde. Tabii şöyle oldu. Bir arkadaşım geldi dedi ki başkanım ya siz dediğin için dava açmıyorsunuz. Ne davası? işte sosyal medyada hakaret davaları. 2015 yılından itibaren e, hadi açalım doğrusu. Dedim ki siyasi olarak e, eleştirilerin hiçbirine dava açmayacaksınız. Ama birebir hakaretler, iftiralar varsa bunlara bir dava açın. 1300 dava e, da e, galiba 900'ünde sonuç aldık. Gördüm ki orada da ee, zaman zaman tabii bu mahkemeler sonuçlanınca bu sefer araya bir sürü insanlar giriyor. Ya işte Ahmet e kendisi yapmamış telefonunu kaybetmiş falan biliyorsunuz. biliyorsun işte falan. Yeğeni yapmış, o yapmış, bu yapmış. Araya bir sürü insanlar giriyor. Baktım avukata dedim ki bizde olan yani CHP kimliği olanlara 3 kat kardeş. CHP kimliği olmayanlara birer. E şimdi ya kardeşim kamu görevlisi mesela bir tanesi. Emniyet mensup, üst düzey emniyet mensup. Ya kardeşim senin görevin ne? Senin görevin kamu görevi yapıyorsun beni koruyacaksın. Sen nasıl bu sosyal medyada bunu paylaştın? Ben paylaşmadım. Ya geçin bunu kardeşim işte sen paylaşmışsın. Çünkü o paylaşımlar aynı zamanda bir terfi yöntemine doğru gidiyor. Hı. Mesela e, sözde bir din adamı işte yani odan ne olduysa böyle Saçma sapan bir cümle kullandı. O saçma sapan cümlenin içinde dedim ki iki gün sesimi çıkarmadım. dedim Herhalde diyanet işleri bunun gereğini yapar yani. Yani şimdi önce kadınları küçümsüyor çok aşağılıyor. Yetmiyor. Erkeklere de ayar veriyor. Lan diyor. Bak. Mesela Allah Allah. Sonra baktım bakanlara. Bakanların çoğunun eşleri açık falan filan. Bir bakan cevap verecek mi? O da cevap vermedi. Şimdi buna cevap verdik biz. Fırtınalar kopuyor. Hakaretlerin mini bin para. E şimdi ne oluyor? Bir bakıyorsun terfi alıyor. Ya bir öyle bir dönemdeyiz ki Biraz önce söyledim ya bu rejimi değiştirmek zorundayız. Yani altını masanın yapması gereken efendim kaşın kara gözün ela değil kardeşim. Niçin bir araya gelmişiz? Bir araya geliş sebebimiz biri birimizi değiştirmek için değil. Bu rejimi değiştirmek için bir aradayız. Bu rejimi değiştirmenin yolu koşulu Türkiye coğrafyasındaki 60 ya da 62 milyon seçmenin reyinin güvencesi olabilecek bir sistemin kurulması lazım. Bunu kurmadığımız zaman önümüzdeki süreçte çok sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ya vallahi yani e, tatlı şeyler söylemek isterdim ama ne yazık ki ülkemizde böyle tatlı şeyler yok. Sen de benim e, bant bam bastın. <laughs> evet yani e, yani ne diyeyim?